Ben operatör doktor Erkin Önsal, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlerle kapalı işsiz burun estetiği ameliyatını konuşacağız. Burundaki her türlü estetik ve nefes alma ilgili tüm problemler kapalı işsiz yöntemle çözülebilir. Bu yöntem sonucunda burununuzun dış kısmında hastalarının herhangi bir kesi izi olmuyor. Artı, burun ucumuzdan geçen siniri de kesilmediği için İleriki dönemlerde açık burun estetiği ameliyatında görülebilecek bir problem olan burun ucu hissizliği de kapalı yöntemde görülmüyor. Üçüncü, belki de burun ucu kullanımında fonksiyonunu bozmayan bir özelliktir, kapalı burun estetiğinin ameliyatının özelliği, burun ucumuzun hareket kabiliyeti. Normal burun ucunda deri ve kıkırdaklar arasında ray gibi hareket kabiliyetini sağlayan elastik bağlarımız var. Bunlar kapalı burun estetiğinde korunarak istediğimiz şekle sahip olunurken Buruncu elastikiyetimizde bozmadan ameliyattan sonra normal ucu fonksiyonlarının devam etmesini sağlamış oluyoruz. Morluk, şişlik, ödem, kapalı burun estetiğinde bir miktar daha az olduğunu e, mevcut cerrahi pratiğimde görüyorum. Tabii ki burun estetiğinde ameliyat sonrası istediğimiz sonuca ulaşmak için belli bir süre sabırla beklemek gerekiyor. Kapalı yöntemde bile olsa bir miktar burnucunda özellikle ödemlerden ötürü iyileşme döneminin tamamen oturmasını bekledikten sonra istediğimiz buruna kavuşmuş oluyoruz. Bu yöntemle burun içerisindeki nefes almak, kırdak eğriliği, konka dediğimiz baloncukların aşırı büyümesi, küçültülmesi bu işlemlerin hepsi yapılabilir. Burun estetiği öncesi hastanın ayrıntılı değerlendirmesi çok çok önemlidir. Problem eğer hastamızın istediği yüz sadece burunla ilgili bir problem olmayabilir. Ekstra başka işlemlerde gerekli olabilir. O yüzden ameliyat öncesi hastanın detaylı değerlendirmesi, gerekli ek işlemler konusunda detaylı bilgilendirmesi başarılı bir sonuç için kaçınılmazdır. Burun tabii ki yüzümüzün tam ortasında yer alan ve yüzün belki en dikkat çekici organlarından bir tanesi. Tecrübeli ellerde, tecrübeli cerrahlar tarafından ve hastanın ameliyat öncesine çok ayrıntılı değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.